Sağlık zamanından herkese güzel hafta sonları. Yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız efendim. Şimdi bir röportajımızla başlayacağız. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ömer Avlanmış'ı dinleyeceğiz. Geçen hafta obezite ameliyatı olmuş kişilerle bir kahvaltı etkinliği vardı ve ekibimiz de oradaydı. Beni de davet etti, gelemedim, kusura bakmasın Ömer Bey, ama yine çok güzel işler yapmış, takip ettik, izledik. Evet, ve kendisiyle obezite ameliyatlarını konuştuk. Şimdi bu röportajımızı izleyeceğiz, sonrasında canlı yayına tekrar stüdyomuzda olacağız. Asim Bey, tüp mide ameliyatı olmaya nasıl karar verdiniz? Tüp mide ameliyatı olmaya karar, genetik olarak, miras olarak şeker ve tansiyon hastası olduğum için bu işin araştırmasını yaptım. Gerçi internette de çok doğru şeyler çıkmıyor. Lakin bu operasyon olunduktan sonra şeker ve tansiyondan kurtuldu ve ciddi kilo kayıplarına, kilo vermeye sebebiyet verdiğini öğrendim. Temmuz başında ameliyat oldum, Temmuz 1'de ameliyat oldum. 165 kiloyla kantara çıktım. Ne yazık ki terazi diyemiyorum, kantar diyorum. Şu anda 120 kiloyum. 7 ay oldu ameliyat olalı. Hastalık tarafına gelirsek 7 aydan beri ne şeker ne tansiyon ilacı kullanmıyorum. 3 ayda bir tahlillerimi yaptırıyorum. Gayet pırıl pırıl çıkıyor. Peki kaç kilo verdiniz? 45. 7 ay içinde 45 kilo verdim. Ve bu kiloyu beslenerek veriyorsunuz. Yani katı bir diyet yok. Yani bir ölüm diyeti gibi bir şey yok. Normal yiyorsunuz, sadece porsiyonlarınız çok çok ufalıyor. 140 kiloyken ve şu anki haliniz arasındaki en büyük fark nedir? Sosyal anlamda, psikolojik anlamda. Nefes alabiliyorum. Yataktan kalktığımda hiç ağrım yok. Uykumu aldığımı hissediyorum, yorulmadığımı hissediyorum. Yani 3-4 kilometrelik yolu yürüyerek gidiyorum. Minibüs bile kullanmıyorum artık diyebilirim. Sizleri tanıyabilir miyiz ilk öncelikle? Tabii ki. İsmim Ladin. 21 yaşındayım. 10 ay önce ameliyat oldum. 50 kilo verdim. Siz? Luisa Malki ben. 38 yaşındayım. 3 ay önce ameliyat oldum. Şu anda henüz 13 kilo verdim. Nasıl bir iyileşme süreci geçirdiniz? Ben çok hızlı iyileştim. Çok erken spora başladım. Ama yani çok fazla... Ya Ömer Bey'in söylediklerini %100 yaptım ben ilk 6 ay. O yüzden çok hızlı bir gelişme oldu. Sonra da sporla aynı şekilde toparladım. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım yani. Çok yeme süreçlerim falan da hiç ağrısızlığı olmadı yani. Peki sizin için nasıl bir süreç, iyileşme süreci geçti? Ya tahminimden çok daha iyi geçti. Ben ameliyat olduktan 3. gününde hastaneden çıktığımın ertesi günü sahilde yürüyüş yapıyordum. Ameliyat olduğuma kimse inanmıyordu. Ne kadar süre geçti ameliyatın üzerinden? Şu anda 3 ay. Sağlık zamanından herkese merhaba. Günümüzün, çağımızın en büyük problemi olan obezite. Nasıl başa çıkacağız, nasıl kurtulacağız bu dertten? Bu konuyu ve daha fazlasını konuşmak için kimin yanındayız? Çok değerli bir hocamızın yanındayız. Genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Ömer Avlanmış. Hocam çok teşekkür ederiz, kapılarınızı bize açtınız. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Hocam, şimdi birçok insan bizi izliyor ve eminim ki de obeziteyle ilgili çok geniş bir kitlenin problemi var. İlk önce şununla başlamak istiyorum. Obezitenin nedenleri nelerdir hocam? İnsanlar nasıl obezite aşamasına geliyor diyelim daha doğrusu? Evet. Obezitenin nedenleri biraz karmaşık, biraz çok sayıda. Öncelikle obezite anlaşılmış ki çocukluk çağında, hatta bebeklikte başlıyor. Doğum kilosu çok önemli. Çocukluktaki beslenmesi kişilerin çok önemli. Peki hocam, obezite tedavi edilmediği zaman nasıl bir probleme yol açabiliyor? Obezite başlı başına bir hastalık. Fakat obezite tek başına diyemeyiz tehlikesini. Mutlaka yanında kronik, ölümcül, çok ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Bunların başında tip 2 diyabet hastalığı geliyor. Yani yapılan araştırmalarda tip 2 diyabet hastalarının %70'inin obez olduğu saptanmış. Ardından mutlaka hipertansiyon hastayı yakalıyor. Kan yağları artıyor, damar problemleri oluşmaya başlıyor. Daha sonra obezitenin miktarı arttıkça hastanın eklemleri bozuluyor, hareket sistemleri bozulmaya başlıyor. Ve bir kısır döngüye giriyor durum.
hasta harcayamıyor artık. Hı-hı. Obezitenin şiddeti daha da artıyor. Birçok kanser türleri obeziteyle ilişkili. Özellikle erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri, yumurtalık kanseri. Bunlar obeziteyle birlikte olabiliyor. Uyku apne sendromu dediğimiz bu CPAP cihazına bağlanıp uyuyan hastalar var. Bunlar obeziteyle çok ilişkili. Bugün hastalarımızla bir etkinlik planladık, onu uyguladık. Ameliyat geçirmiş veya ameliyat olmak isteyen hastalarımızı topladık. Bir kahvaltı etkinliğimiz vardı. Çok da güzel oldu. Hastalarımızın son hallerini gördük. Birbirleriyle iletişim sağlamalarını sağladık. Obezite cerrahisinin avantajı ve dezavantajı var mı? Varsa nelerdir? Şöyle dezavantajı, avantajı şöyle diyebiliriz. Mutlaka cerrahi uygularken bu hastanın cerrahiye uygun mu değil mi onun iyi tespit edilmesi lazım. Günümüzde maalesef meslektaşlarımız arasında da yoğun bir eğilim var obezite cerrahisine. Bazen hasta seçiminde yanlışlar yapılabiliyor. Obezite cerrahisi kriterinde olmayan hastalara cerrahi düşünülebiliyor maalesef. Üzülerek söylüyorum. Bazen de cerrahi geçirmesi gereken hasta başka tedavi seçeneklerine yönlendirilip vakit kaybetmesine neden olunabiliyor. O yüzden uygun hastada, doğru hastada dezavantajı yok. Çok avantajlı bir yöntem. Fakat obezite cerrahisi geçirmesi gerekmeyen hastada veya belli bir tedavi sonrası gerekecek hastada acele edilmesi çok avantajlı bir cerrahiyi dezavantajlı hale getirebilir. Evet. Peki hocam iyileşme süreci nasıl? Şimdi bu ameliyatları artık biz laparoskopik yapıyoruz. Yani kapalı yöntem dediğimiz 4 veya 5 adet yaklaşık yarım santim genişliği olan kesilerle içeriye kamera yardımıyla bazen robotik yapıyoruz, bazen laparoskopik yapıyoruz. Kamera yardımıyla yaptığımız için iyileşme süreci yani nekaat süresi deriz biz buna. Çok kısa. Ameliyattan sonra bir 2-3 saat bir ağrılı dönemimiz oluyor. Biraz ağrı oluyor o dönemde. Daha sonra ameliyat akşamı hastalar yürüyorlar serviste. Ağrıları giderek azalıyor. 3 saatte bir yürütüyoruz. Ertesi gün hastalar saat başı yürüyorlar. Herhangi bir ağrı duymuyorlar ertesi gün. Çok minik ağrılar. Çünkü büyük bir kesi yok. Küçük laparoskopik, minimal invaziv teknikler diyoruz biz bunlara. Laparoskopik cerrahi olduğu için nekaat süresi kısa, iyileşme süreci kısa. Bir örnek vereyim, biraz önce de buradaydı hastamız. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Perşembe günü ameliyat ettim ben hastayı. Evet. Pazartesi günü işteydi hastamız. Çok yani iyi. İyileşme süreci yani normal kısa. Hayatına hemen evet. Adapte olabiliyor. Evet. Peki hocam son sorum şu. Obezite ameliyatlarında olumsuz vaka haberleri duyuyoruz genelde. Zaten obezite sıkıntısı olan insanlar bu haberleri okudukça daha da bir korkuyor evet. Ve endişe evet. Duyuyor. Evet. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi obezite tabii hiçbir cerrahi diyemeyiz ki yani sıfır risk. Öyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle bir risk tartımızı iyi yapmamız lazım. Obezitenin hastada oluşturduğu risk, inanın obezite cerrahisi riskinin 10 katı. Zaten hasta büyük bir risk altında. Bu cerrahiyi mevcut bulunduğu riskten 10'da bir daha düşük bir riskte bu cerrahiyi geçirerek bu risklerden kurtulabilir. Obezitede maalesef olumsuz haberler medyada duyuluyor. Tek tük de olsa aslında çok riskli bir cerrahi değil obezite cerrahisi. Öncelikle doğru merkezde yapılması gerekir. Doğru doktor tercih çok önemli evet, hocam. Doğru doktor da önemli ama merkez çok önemli. Obezite cerrahisi geçirilen merkez, doğru doktor, doğru hasta, deneyimli ekip ve en önemlisi obezite cerrahisinde kullandığımız bizim bir takım malzemeler var. Bu ürünlerin en teknolojik, en iyi ve en güvenli ürünler olması lazım. Hastayı bunlardan mahrum bırakmamak lazım. Maalesef ülkemizde bu da bir sorun, ciddi bir sorun. Çok ticari olarak görülmeye başlandı bazı yerlerde bu obezite cerrahisi. Fiyatı düşürmek adına hastada kullanılan malzemelerde daha alt sınıf malzemeler kullanılıyor. Üzülerek söylüyorum. Bunlar da çok önemli. Hastaların obezite cerrahisi geçireceği ekibi çok iyi seçmesi lazım. İyi araştırması lazım. Ameliyatından önce ameliyatında kullanılacak malzemeleri sorgulaması lazım. Hangi ürünleri kullanacaksınız? Nasıl bir uygulama yapacaksınız? Benim güvenliğimi sağlamak adına
şunları da yapacak mısınız? Hastanın iyi bir sorgulaması gerekiyor. Dolayısıyla bu iş doğru yapılırsa, uygun ürünler kullanılırsa, deneyimli ekipler yaparsa, doktor deneyimli olursa ve multidisipliner dediğimiz işte cerrahi uzmanının yanında endokrinoloji uzmanı, diyetisyen, kardiyolog, göğüs hastalıkları uzmanı, yoğun bakım ekibi, anestezi uzmanı, bunların obezite cerrahisinde deneyimli olması lazım. Bir ekip ruhunu yansıtması lazım. O zaman risk en aza. Evet, o zaman risk belki safra kesesi ameliyatı riski kadar bile değil. Çok güzel. Hocam çok derya deniz bir konu aslında. Bunu çok konuşmaya saatler yetmez belki. Evet. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel noktalara değindiniz. Zaten ilerleyen programlarımızda bu konuları daha da detaylandıracağız. Kimle beraberdik? Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ömer Avlanmış. Sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor.